Sayın seyirciler, İstanbul'un eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Eski müdürü cezaevi çıkışında eşi karşıladı. Uzun konuşmayacağım. Türk adaletine inandık. Çok şükür tahliye olduk. Hüseyin Çapkın tahliye oldu. İstanbul'un eski emniyet müdürü 6 ay kaldığı Silivri cezaevinden dün gece çıktı. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. 17 Haziran'da FETÖ'nün mülkiye yapılanması davası kapsamında tutuklanan Hüseyin Çapkın bir kez daha hakim karşısına çıktı. Davadaki diğer sanıklar arasında eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu da vardı. Alas mı aldık diyorum hepinize. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da duruşmada tanık olarak dinlendi. Ağar, benim tanıdığım Hüseyin Çapkın böyle alçaklıkları ard arda sergileyen bir örgüte müzahir olacak bir yapıya sahip değil dedi. Peki Mehmet Ağar mı kefil oldu efendim? Kefalet yok bu işte, sağ olsun, herkes ne biliyorsa onu söyledi. Bizi kim nasıl tanıyorsa öyle söylediler. Duruşma savcısı Hüseyin Çapkın ve eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun meslektaşı olan diğer sanıklarla telefon irtibatı olmasının örgüt içi irtibat olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Tahliye talep etti ve mahkeme Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Uzun konuşmayacağım. Türk adaletine inandık. Çok şükür tahliye olduk. Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Hüseyin Çapkın'ı cezaevinin çıkışında eşi Nurten Çapkın karşıladı. Eski vali Hüseyin Avni Mutlu hakkında tahliye talebi ise reddedildi.